Evet, şöyle eskisi gibi önce şöyle şu güneşi görmeye geldim buraya. Bismillah. Bugün günlerden Perşembe. Çok güzel güneş var, çok güzel sıcak hava var Giresun'da. Yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Şimdi burada bunu alacağım. Hatta şunu da. Anam, bu hep çizilmiş. Bunda ne doğrandı, ben çizmedim böyle. Canlarım, hepinize hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Ben size söz verdim gündüz çekerim diye ama gündüzde çekerim diye ama yetişemiyorum. Yani gece geç yatıyorum, uyuyorum. Canım sıkılıyor, uykum gidiyor. Gece geç uyuyorum. Sonra gündüz uyuyorum. Bundan sonra şu anda bile kahvaltı saatim şu an 1:30 ya da 2. Sizleri çok öpüyorum canlarım. Şunu da bu izahı da yaparım, dur. Az bir ben bunu da göreyim. Şimdi çayı buna koyacağım çünkü hemen sofrayı indirmesi kolay olur. Oradan çayı buraya getiremem. Burada yapacağım. Birlikte bugün bu Allah razı olsun yengemin verdiği, yani tüpünü boş verdi, ben doldurdum. Güzel, muhafazalı, gerçekten muhafazalı yani. Thank you.
kapatıyorum ki. Sebep şu. Kendini göstermiyor. Ben zorlukla burada şey çekiyorum. Video çekiyorum. Batu kendini göstermiyor ya. Pat diye bilmeden geliyor. Seslensem ses çok uzak. Kendim gitsem söyleyemiyorum. Çekimdeyim diyemiyorum, gidemiyorum. Ben de kapıyı kapattım. Kapının bir tarafında kolu yok zaten o tarafta. Kapıyı kapattım ki pat diye geliyor. Videoyu siliyorum. Onun olduğu videoyu siliyorum. Bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Bu da bana zor geliyor. Hani bu halimle zor geliyor. O yüzden kapıyı kapattım. Burada poşetinde bir şeysi vardı. Gelirken getirmişti. Sabah geldi. Poşetini de yaptım. Bıraktım. Anam abi de nasıl geçecek? Allah'ın ismiyle. Ah, bismillah geçtim. Korkayım bir daha diyeyim. Ya korkayım demeyeceğim aslında. Bir kere dedim ya yürümekten korkuyorum. Yani yürürken işte sakat olan bacağım bu bacağımdı ya. Yani ağrıyan bacağım yine bu bacağımdı. Serzanların videosunda dedim ki korkuyorum. Düşmekten korkuyorum. Dedim ertesi günü düştüm. Ertesi günü böyle oldu. O yüzden yanıktan korkuyorum. Yani korkuyorum demeyeceğim aslında. Bismillah ya Rabbi. Ne yapmış bu? Aşağısı dondurmuş bunu. Yani dolabın şeydeki aşağısı. Bunları bu kavrulmuş dedi Melek. Getirmişti ya yeşil diyeceğim yeşil. Ve soğan. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen çocuklara söylemiştim, hani soğan bulamadık dediler, markette bir soğan bulamamışlar, bir soğan mı dedi? Anam gerçekten soğan yok. Anam bu da yarın. Şey hakkında söylenmiş, gerçekten bilmiyordum. Şimdi arkamda asılı olduğunu bilmiyorum. Şeyin çöpüydü o. Unuttum çünkü. Şeyi anlatayım. Pide diyorum. Ekmek geldi ya köfteli ekmek. Köfte ekmek hani şeyden. Bir izleyicimden geldi ya. İşte bacım o köfteli ekmeği ben gece yedim. Akşam geldi zaten. Akşam yedim. Sonra her an ayağım benim yürümüyor. Hani ya düşün
suyu az bir içiyorum ki zorlanıyorum tuvalete gelmemek için bile. Yani onu yedim. Tabii içini hani daha oturduğum yerden kilo yapmasın diye içini aldım. Kıtırmağına yani kabuğuna sardım köftelerini, işte soğanları neyi varsa yedim. Ondan sonra yanımda da gene çöl çöp vardı hani. Yediğimden kalma bir şeyler getiremiyorum ya. Onu kağıdına sardım. Aynen. Poşetine bıraktım. Ayran da vardı, büyük ayran. Onu da içtim. Ayran kutusunu da koydum. Onu bağladım aynı poşete. Buraya astım. Bunu da bana kolunu asarak götürebilirsin demişti biri. Öyle aklıma getirmişti. Akıl akıldan. Üstüm bazen benim düşünemediğimi sizler düşünebiliyorsunuz. Sizlerin düşünemediğini ben düşünebilirim. Yani farklı fikirler iyidir. Arkamdakinden bu safı göremiyordum. Çünkü direkt buraya odaklıyım ben. Buraya oturma odaklıyım. Bunu sallamışım arkada göremiyorum. Onunla gidip gelmişim. Buralarda yemek şey yapmışım. Dün. O poşette, bağlı poşette. O poşeti aslında çöp olarak atarım diye, buraya geldiğim zaman, mutfağa geldiğim zaman atarım diye buraya takmıştım. Bunu da atmayı unutmuşum. Yani çünkü arkaya bakmıyorum ki. Hep ön odaklıyım. Yani binerken bile sadece şeye bakıyorum. Normal otururken bile burada asılı olduğu görünmüyor. Bak, şuradan görünmüyor. Ha bu şeyden gidiyor. Neyse, insanlar tutturmuş bana. Sen köfteyi istedin, yemedin de. O köfteyi, köfte ekmeği yemedin de. Ona ay neler neler yazılmış. Artık gına geldi buna cevap vermekten. Ve oradakiler okusunlar dedim. Yani birkaç kişiye cevap verdim. Anlatmaya çalıştım. Zaten kadın biliyor yediğimi. Zaten biz sonuç o değil mi? Sonuç Rabbimin gördüğü ve kadının bildiği değil mi? Zaten WhatsApp'ta, Instagram'dan kadına yediğimi yazdım zaten. Çok teşekkür ettiğimi yazdım. Allah razı olsun dediğimi yazdım zaten. Gereken bütün şeyleri yazdım ona zaten. Yani sesli mesajla gönderiyorum. Teşekkürümü ediyorum. Duamı ediyorum. Yani illa göz önünde millete karşı. Hani o an zaten gene dedim. Allah razı olsun dedim yani. Dememiş olamam diyorum ya. Bir Allah razı olsun bir dua etmedi diyor. Ya böyle yazıyor. Ya ben duasız bir kadın mıyım? Dememiş olamam diyorum. Baktım videomu. Allah Allah, beni de yanılttılar çünkü. Gidip baktım videomu. Videomu tabii ki demişim. Allah razı olsun alırken. Yani daha öncesi de var bunun. Daha önce göndermek istiyordum. Melek yemek yaptığı için. Gündüz meleğin yemeğini hatta bıraktım. Onu yedim ben akşam. Sonra meleğin yemeğini, hani melek yemek hazırlamış diye bana pırasa yemeği. Çok da seviyorum. Aa bak o yemekleri şimdi getirmiş diye bana. Biraz dolapta donmuş o. Şimdi daha mı yapacağım? Onun altına acaba su mu koysam? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu doğmuş. Bu kavurma var zaten. Bu çiçek. Pancar çiçeği. Bu da kavurması. Tezik. Pazı yaprağı.
Ben sadece fazla yaprağını şey yapayım. Akşama da gene yeşillik olarak yanımda, yemeğin yanımda. Bu da çözülür bu arada, taş getirir çünkü. Çayı oraya neden koydum anladınız değil mi? Buradan götürmesi kolay olmuyor. Ha, götüremem yani. O yüzden orada aşağı indireceğim, orada yiyeceğim. Sizler de öyle dediniz zaten. Ya oraya bir sofra kurun, oraya doğru taşımayın dediniz sizler de. Doğrusu ederiz. Ya sonuçta... Ya her zaman gene söylüyorum, gene söylüyorum. Ya herkes evinde, yuvasında... Herkes... yani yuvasında olmalı. Dediğim gibi her zaman şeyi söylüyorum. Oğlum niye götürmüyor? Ya ne diyorlar da? Anam, oğlum hangimizle uğraşsın yavrum da? Oğlum söyleyeyim, anlatayım. Belki duymamış kişilerden duyuyor değil de. Yavrum. Oğlum, eşinin hassız hasta. O yüzden. O da rahatsız. Elini sürüp sana bir şey yapamaz ki. Şey. Yasemin. Yine çocuğun başına, ben çocuğun başına dağılmak istemiyorum. Çocuk zaten hastalığı dolayısıyla şey, Ankara'ya gidecekleri ve çocuk bebek de tehlikede. Bu arada Göktuğ'a ben geçmiş olsun dedim. Ve engelini açtılar, konuştuk. Göktuğ'umla konuştuk. Göktuğ, çocuğumla aramızda bir sorun yok. Benim hepsi düşmüş ya, öğrendim hemen. Baba dedi, biraz düştüm dedi, biraz şey oldu dedi. Şimdi yavrum benim her şeyi daha iyi biliyor çünkü babaannem. Babaanne diyor, kaç tane babaanne dedi bana. Yavrum dedi. Ben, bizim herhangi bir şeyimiz yok. Götürdüğü sorunlar çözüldü. Çünkü biri demiş, gelmiş, sen doğmamış çocuğu düşünüyorsun, kız görmüyor musunuz beni siz herhalde? Anam, evet. Doğmamış çocuğu düşünüyorsunuz. Düşünüyorsun. Dedim ya, günahtır. Hani o çocuk da karnında, meleğin şeyine demiştim ama. Çocuk da anne karnında psikolojik şeye giriyor böyle, toplanıyor. Onu hissediyor. Ona da yazık, bir çocuk bu, bebek bu, yazık. Hani hamile kadın benim için kutsaldır. Çünkü o ne kadar mutlu olursa hamile kadın, o kadar şey olur. Çocuk da içinde rahat olur. Ne kadar da zamanında birbirimizi, ama hamile değildi. Anlayamadığımız zamanlar oldu, birbirimizi, yeni zamanlarımızdı, hafiften çatışmalı zamanlar hafiften geçti ama şimdi geçti yani, adı üstünde geçti. Ya öyle bir şey, ikimizin de arasında herhangi bir sorun yok. Buraya öyle yazmışlar da. O yazıyı görür görmez, ben daha videosunu görmemiştim. O videoyu ilk attığında hemen aradım. Yavrum Göktuğ, ne oldu çocuğum? Dedi, baba anne düştüm dedi. Öyle çok kötü bir şey yok dedi. Ben korktum çünkü, panikle aradım.
kim bilir ki benim içimdeki şeyleri. Sevgimi, şefkatimi, düşüncelerimi. Gattar biri, hiçbirimiz hiç kimse değil abi. Hiçbirimiz. Şimdi kız bu sıkılmadan mı şey oldu? Sulanıyor ya sürekli. Aydınlattık değil mi? Bu arkada gezdirdiğimiz şeyi. Ay Allah'ım ay. Ha şey dedim işte. Bunu aydınlattık. Şimdi ben böyle iş yaparken hani çocuklara falan hani üzülüyorsunuz. Haklı olarak üzülüyorsunuz. Ama bana üzülüyorsunuz ama sorun çocuklar değil. Aslında sorun benim evdeki ya benim talihsizliğim. Benim evde çocuğum yok mu? Bak 20 yaşında. O benim talihsizliğim. Olsun. Çünkü öbürleri yuvasını öbürleri elinden geleni yaptı. Bu da yeni. Arada yapıyor. Arada boh edip bırakıyor. Ben de öyle. Kendim kavurmadığım ya da kendim yapmadığım bir şeyi böyle acaba diyeyim böyle sıkılmadı mı bu? Hani sıkılarak suyu sıkılarak olur mu? Anlayamıyorum. Sağ olsun bacım getirdi de bilmiyorum Emine de annem mi dedi Emine yaptıysa yapamamıştır. Emine sıkamamıştır. Ton da olmuştu gerçi ama. Ay tere karıştım. Ay tere karıştım. Oy oy. Ben orada. Bunun şeyini alır bu. Ben suyunu kızım dün şey getirdi ama akşam pilavından yemedim. Yine çorbasından içtim. Gece acıktım da. Pilav fark ediyorum ki şeker yüklü olduğu için pilav bana zararlı olduğunu fark ediyorum.
Çünkü pilavı yediğim zaman ayağımda zonklama oluşuyor. Şekerim artıyor besbelli. Vücudumun ter basıyor. Ve vücudumda sıkışmalar oluşuyor. Herhalde şekerle alakalı. Bazen hani ne vardır? Henüz şeker mekeri örtürmedik. Bir hastalık girdi mi insana? Mesela bana kırıklık girdi. Bana mesela şey girdi. Ameliyat girdi. İşte bu da bir hastalıktır ameliyat da. Böyle bir şey girdi mi bazı şeyler, ameliyat oldu mu bazı şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi ben de mesela şeker de olmuş olabilir. Çıkmış olabilir. Yalnız bu hastalıktan, işte bu ameliyattan sonra benim şu boyun tarafından bak dönemeyim bu sen ya benim şu boyun tarafından şu beyne çok büyük ağrılar geliyor. Çok inanılmaz derecede şiddetli ağrılar. Hiç böyle olmuyordu. Şu ensemden sürekli böyle böyle yapmam gerekiyor. Bu ta açık ameliyat oldum ya ben, hani şeyli ameliyat. Bayılmadan ameliyat oldum ya. Ta bu ne zaman başladı biliyor musun? Onlar o ayağıma şey yaparken vücudun üstünde, belden aşağı uyuşuktu, vücudun üstünde şey vardı ya can. Oradan çok acayip ağrı vardı onlar ameliyat ederken. Ben göz göre göre ameliyat oldum ki 2,5 saat. Arada böyle sakinleştirici verirlerdi. Ben o şekilde şeyden atıyordum kendimi. Beni götürdüler. Zannediyorum uyutacaklar. Uyutmadan öyle şey yaptıkları zaman, beni yatırdıkları zaman arkadan iğne vurdu. Ben anladım. O zaman ben kendimi atmaya çalıştım. Ben çıkacağım dedim. Kırık ayakla gideceğim dedim yani. Bırakmadılar. Ben şey yapamıyorum ama çok cebelleştim orada. Zaten panik atağım var söyledim. Çok da anlatmak istemiyorum. Doktorum çok iyi, üzmek istemiyorum. Çünkü bunun ilk anlattığımda bunun gelip rica etmişti. Ne olur böyle şeyler şey yapmayın diye. Bunu paylaşmayın. Paylaşımdan bir ara çıkarmıştım, kaldırmıştım. Ameliyat hanede olanı anlattım. Ama resmen benim için işkence gibi. Ve orada başlamıştı işte, buralardan ağrılar. Şiddetli ağrı. Yanımda bir bayan vardı, çok sağ olsun. İkide bir, kolumda bir şey yeri vardı, ona elinde bir iğne şey vardı, hafiften sıkıyordu. Bazen de benim psikolojik anlamda şey olsun diye ben farkına varıyordum. İğnenin içinde hiçbir şey kalmamıştı. Gözümü açıyordum çünkü, bakıyordum yani. Biraz böyle yatırım görmemek için, sonra bir daha 2,5 saat bu. Ondan sonra bir daha oraya hani beni teselli etmek için sıkıyordu. Onun farkına varıyordum ben. Varıyordum ama kendimi paniklettirmemek için böyle şey yapıyordum. Allah kimsenin başına geçirmesin böyle bir şey. Gerçekten değil mi? O yaşadığım hayatımda ilk böyle bir şey yaşadım. Hayatımda ilk o öyle bu ayağım gibi acılar yaşadım ama Rabbim inşallah öbür dünyaya kefaretim sayar. Ben çok acı yaşadım. Ben
çok acılar, çok korkular, çok bunalımlar. Ölümle burun buruna geldim. Ölümü yaşadım ben, ölümü tattım. Herkes kendi yaşadığını bilir tabii ki. Tabii geçen, ben mesela böyle diyorum, diyeceksiniz. Herkes kendi yaşadı tabii ki. Ama hani, ya yeter ki, ne diyor hocalar, hoca biliyor musun, bir şeyde bir şey yaptım. Bu dünyada veremediysen sınavını, ödeyemediysen bu dünyada gençliğimizde öyle bir şeyler yapmışızdır. Ödeyemediysen onu, öbür dünyaya kaldıysa eyvah diyor. Eyvah. Bu dünyada sana onu Rabbim ödetiyorsa yine en ağırından değil, üzerindeki yükü hafiften alarak ödetiyordur. Çünkü gene kıyamıyor kuluna. Bu dünyada bitirsin de öbür dünyada kalmasın diye. İnşallah bu dünyada biter de öbür dünyaya kalmaz. İnşallah. Çünkü Rabbim benim kalbimi, yüreğimi biliyor. Biliyor. Herkesi biliyor. İnşallah çoğu günahlarımın bedeli olmuştur. Yani yansız kul yok. Yok bacım, yok. İnşallah bedelini ödemişsiniz. Çocuklarıma yük olursun. Ben çocuklarıma ne yük olacağım? Yük olmamak için. Zaten o bir ay nasıl içindeki işkenceleri Allah biliyor. Yemin ederim yüreğim hastanede yatarken daha rahattı. Yani bak kızım elinden geleni yaptı. Torunlarım çok sevindi. Elinden geleni yaptı ama ben iç huzuru olarak, iç rahatlığı olarak yemin ederim hastanede daha rahat. Hastaneden geldim. İçime bir hüzün kaplamıştı. Çünkü elden ayağa kaldım diye, beni kızım bakacak diye. İçimi hastanede en azından hani gel isterlerse gelirlerdi. Geliyorlardı. Hani hepsi isterlerse geliyorlardı. Kız bu nereye dönüyor Allah'ım? Ama bilmem ne anlatabiliyor muyum yani. Yaptım. 10 bine yakın yaptım işte. Ama hastanede çok rahattı. Eve geldim. Hani değişik hiç hayatım boyunca bismillahirrahmanirrahim eline kalmadım ya. Ekmek lazım. Ekmek de şeydi. Dolapta dolaba koyuyorum hemen kötülenmesin diye. Hayatım boyunca hiç kimsenin eline kalmadım ya ben. Hiç. Hep kendi işimi kendim gördüm, kendi şeyimi kendim. Bütün herkesin kendi derdime yetiyordum, bütün herkesin derdine yetiyordum. Koşuyordum. Bir de birden öyle olunca ben bir safsaklaştım. Bir aptallaştım. Hastanede her şey bana komedi gibi geliyordu ama bundan sonra gerçekti. Çektiğim acılara rağmen ne çektiğimi anlamaya çalışıyordum. Yani ne, ben şu an hayalle rüya arasındaydım. Sanki rüya gibi. Rüyada gibi. Ay ay ay. Getirir miyim? Onlar
altına bir şey koymadan bak durmuyor, görüyor musun bu? Ağrı yapıyor, görüyor musun? Bak. Ne getiriyor şimdi? İyi olduğum zaman bunu iyice böyle tellerim. Ya da zımparalarım. Yani çok zor gün geçirdim, günler geçirdim şeyde, ameliyatta. Ameliyat çıktıktan sonra zaten böyle hastane boyunca, hatta sevilcanlara gelip de 3-4 gün geçene kadar benim hep başım döndü. Hep başım döndü. Neden de bilmiyorum. Ama buranın ağrısı hiç geçmedi. Yani ben kimseye asla, isteyerek insana yük olur. Ben kimseye yük olmak asla istemedim. Bu arada beni kimse de kovmadı. Ben kendim bir karşı taraf diye bir şey vardı biliyorsunuz o zamanlar. Bir tartışma çıktı. Ağır tartışmalar. Bu sefer damat dedi, ben bu evde daha video çektirmek istemiyorum. Hani işte git demek durum. Ben de durmadım. Bura benim ekmeğim dedim. Ben sen mi bakıyorsun? Yani ona demedim bunu da. Kendi kendime düşündüm. Ben kim bakacak? Gitmek zorunda kaldım. Ve mutluyum kendi evimde. Çünkü damat, şimdi hanginiz damatlı olan bir yerde rahat edebilirsiniz? Ben zaten edemem. Erkan Kuyucu'ya sinirli. Zaten edemezdim. Zaten gitmek. Giderirdim yani ama kontrolden sonra gidecektim. Ha, o gidiş kontrol oldu mu daha gidip olmadım bak mesela. Gidemem. Olsun giderim. İyi oluyor ya inşallah. En azından stresli değilim. En azından en iyi şey ne biliyor musun? Stres olmamak. En iyi şey sinirlerin, bütün rahatsızlığın, hastalığın başı strestir. İyileşmek de huzur, mutluluktur. Huzur iyileştirir. İçinde ne olursa olsun yani en azından çoluğum çocuğum geliyor, ailem, akrabam, bacım, kardeşim geliyor, haber alıyor. Ya şey, bir şey yapamazsam da en azından iç huzurum var. Hayır, şeylerim, sıkıntım yok mu? Dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, çok fazla oldu. Tabii var. Kadere boyun eğmekten başka çare yok. Başka çare yok. Ben sizleri çok öpüyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bu arada kader derken aklıma şey geldi. Dün tam yatıyorum. Kız bunalmış ablam, Necla ablam. Çocuğun yüzü gözü bir dışarı çıkmış çocuk. Murat, biliyorsunuz Murat'ın rahatsızlığını. Bir dışarı çıkmış, yüzü gözü hep şişmiş, gözleri kapanmış. Anlı böyle şişmiş. Çocuk onun, bizde öyle denir, etini yiyor. Onu ona, beni götürsene. Kendi getirmiş şeye, kente getirmiş ablam. Kendisi, Murat'ı, bak kız çünkü çalışıyor.
kendi getiriyor kendi. Kentte diyorlar burada cilt doktoru şu an yok. Siz onu devlete götürün diyorlar. Öteye götürün. Öte neresi? İşte araştırmaya mı? Devlete mi bilmiyorum. Bu sefer bana telefon açtı. Esra ne olur dedi. Bu dedi benim canımı yakıyor. Hem de çok korkuyorum. Yüzü gözü hem şişti bunun dedi. Ben götürdüm ama burada dedi şey yokmuş dedi. Kader dedi ne olur telefon aç. Kader dedi telefonda dedi telefonuma bakmıyor dedi. Ben de dur dedim. Aradım. Gerçekten o anda o da şey nakış şey öğretmeni yani. O da o şeye gidiyor işte engelliler şeyine mi gidiyor? Rehabilitasyona mı gidiyor? Böyle bir şey yapıyor herhalde. Orada yapıyor herhalde. Tam iş içindedir tabii ki kız. Elinde işi vardır. Bakamadı. Ya da sessiz almıştır işte. Bayağı bir aradım ben de. Ondan sonra WhatsApp'a şey bıraktım. Böyle kader. İş çıkış çocuğum. Çocuğu götür. Acil olsun götür. Annem böyle diyor çocuğum. Çok fena dedim. Kader şeye döndü WhatsApp'a. Tamam dedi. Aldım dedi şey dedi. Zaman sonra yani aradan 15 mi 20 dakika mı ne sonra döndü. Ondan sonra işte aldı çocuğu götürdü. Çocuğun tabii ki ben resmini göremiyorum. Ablam bana böyle anlatırken çocuğun işte iş çıkışı kader onu alıyor götürüyor videosu. Videoda gördüm. Ne kadar kötü oluyor bu çok alevli bir yüzü var. Çok havalı bir cildi var bunun ya. Allah'ım ya Rabbim yardım eyle. Ablamın da yani bizim bakarsan sülalede çoğu insanların hep bir rahatsız bir şeyi var. Mesela Melek'in yanında mesela Melek'te Emine annem var. Emine var, annem var. Emine de o kadar çok kendine sadık, sağlam şey bir insan değil. Hani hapla, hap veriyor doktor uyuşturmadan çok kendine gelen bir insan değil. Asi, o da asileşiyor. Ondan sonra elinde değil. Ablamın desen hasta bir eşi var biliyorsunuz ölümden döndü. KOHA hastası. Bir de Murat on hanenin çekebileceği bir çocuk değil. Elinde değil. Allah yardım etsin ablama. Enişte ablam Allah yardım etsin. Kendi de hastalığa kaldı zaten. Kendi de hastalığa kaldı. Allah çok geçmiş etsin de Rabbim şifalar versin. Herkesin gerçekten hasta çok. Ben öpüyorum sizlere. Demek burada bu şekilde yemek daha iyi ama biraz su riskli değil mi? Onun riski var biraz. Mesela çay kahvaltısında tutup buradan mesela buradan ayrı bu çayı getirmem. Getirmem. Boşu getireyim bunda. Yani boşu getirirsin de hani ayağımın arasına koyup getirebilirim. İki elle getiremiyorsun. Bu çayı getiremem. Ha, bu şekilde iyi kahvaltı. Ben ha bunun yüzünden çay içemememizin yüzünden kahvaltı yapmıyordum işte. Önüme verilirse yapıyordum, verilmese yapamıyorum. İyi, bu çözümü de buldum. Sizi öpüyorum. Önemli olan var ya, hayat. Bakma, kimisine çok yaşanır, günübirlik yaşanır, kimisine hani... Hayat herkes adil değil ha. Adil değil. Herkese aynı davranmıyor. Ama şu var,
problemlerimizi güzelliğe çevirmek, en hafifine çevirmek. Sıkıntılarımızı mesela benim yaptığım gibi çay içemiyordum. Çay yerine, kahvaltı yerine yemek yiyip yemek yediydim. Ha, bak bunu da yaptım. Bunu da başardım. İnşallah daha çok şeyler başaracağız. Görüyor musunuz? Sanki yeni öğreniyormuşum gibi. Bunu da başardım diyorum. Daha önce nasıldım, neleri başarıyordum? İşte aman diyorum ama. O şeye kapılanlar, kötü kelime sokanlar, hani yukarıda yanımızda yöremizde Allah'ın olmadığını düşünenler, onları yapanlar zaten. İnançı olmayanlar, aman aman. Neye inanırsanız inanın. Hiç önemli değil benim için. Din, ırk, inancınız beni hiç bağlamıyor. Benim tek inandığım var Rabbim. Benimle birlikte burada çok insanlar var Rabbime inanan. Ama hangi dine, hangi şeye inanırsanız inanın. Şunu unutmayın. Bunu diyenlere diyorum. İnsanız insan. Sonuçta neye inanırsanız inanın insanız. İnsanoğlunun başına gelmeyen yoktur. Bugün bana ise yarın sanadır. O yüzden inancı olmayan da, yani buna inancı diyorum ya, ne olursa olsun ama kırmadan, dökmeden yapın. Bana olmayacak zannetmeyin. Yazılarınızı kırmadan, dökmeden. Bak dün neydim, bugün neyim, değil mi? Aslanlar gibi ayaktaydım. Köylerde ne kadar uğraştım, ne kadar şey yaptım. Bugün bu arada buradan Lütfiye'ye selam söylüyorum. Sürekli İstanbul'dan beni aradı. Sürekli. Bana da şunu söyledi. Esra abla dedi. Sen dedi. Esra abla dedi. Esra abla dedi. Hadi ne derse desin bilmiyorum onu. Orasını da. Sen dedi. Babam seni çok aramış dedi. Çok üzüldü sana dedi. Sen dedi bakmamışsın. Aa, engellemişim gibi ben dedi. Hala bile benim telefonumun engeli nereden çıkar diye bilmiyorum. Engellemişim beni ben dedi. Bir dedi sesini duysun. Senden yana çok meraklandı, çok üzüldü dedi. Hatta dedi ki, sana dedi geçmiş olsuna gelecek dedi. Go mu olur mu onu dedi bana. Sana çok üzüldü dedi. Ya benim düşmanım değil ya. Yani geçmiş olsuna gelen kim olursa olsun, bizim onunla bir ayrılığımız şeyimiz vardı ama onun da düşman olunmayacağını da biliyorum. Aklı melekeleri okudu. Sadece ben yapamadım. Benim zoruma gitti, krizler geçirdim. Ama kriz geçirdim, buraya geldim, geri geldim. Ama aklı melekeleri okudu olduğunu biliyorum. Ben kiminle konuşulacak, kiminle konuşulacağını biliyorum. O yani ben onun bak usulünce gittik boşandık. Normal benim yaşımda bir insan bana yapacak bunları. O kadar da anlayışlı olamazdı. Olamaz. Birlikte gitmek ne demek? Ama ben hiç aklı başında olan sevdiğim biriyle boşanamadım ki. İki tanesi de öldü maalesef. O duyguları bilemiyorum. Neyse. Bizim gelen kim gelirse gelsin, hasta bakmaya gelen başımızın tacıdır, misafirdir. Biz Müslüman insanlarız. Ne deriz? Benden bitmiş mi? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama böyle bir zamanda da gelmek isterse de hayır demem. Neden demem?
Allah için gelmek istemiyorsun. Benim için değil ki, Allah için bir hastayı görmek, bakmaya gelmek istemiyorsun. Buna da sahip duyarım ben. Kapımı açarım yani. Neyse canlarım. Hepinizi öpüyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bunu da son kez gideyim.